İnanın şu an burası çok güzel. Karadeniz olmama rağmen bana da bayağı yabancı geliyor. Çalışmaya ve bir şey daha unuttun. Selamun aleyküm. Vermem sen elleri dizisi setine geldik hep beraber. Servis birden bozuldu. Allah sonumuzu hayır etsin. Kesinlikle. Eve gideceğiz. Bu gidişe gidemeyeceğiz. Arkadaşlar günaydınlar diliyorum. Uzun bir süreden sonra tekrardan birlikteyiz şu anda. Arkadaşlar bugün çok güzel ve farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün yapacağım olay şu. Çok güzel bir deneyim yaşayacağım. Bir yere gidiyorum. Bugün konumuz şu anda orada da biliyorsunuz ki bir tane dizi çekiliyor. O dizinin onlara yardımcı olmak amacıyla oyuna gidiyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir deneyim olacak benim için. Neler başımıza gelecek inanın bilmiyorum ama orada artık figüran veya yardımcı oyuncu bir şekilde bizi kostüm şekli giyindirecekler. Ve bakalım bugün başımıza neler gelecek. Şu anda Çambaşı Ayası'na gitmeye çalışıyoruz. İnanılmaz bir şekilde yolculuk yapmaya çalışıyoruz. Biraz insan var. Yollar biraz sıkıntı. Şu an servisimi bekliyorum tekrardan. Yarı yolda orada indim. Muhtemelen şu an aracım geliyor. İnşallah beni unutmaz. Evet. Arkadaşlar şu anda çekim yapılacak yere geldik. Ambiyans böyle. İnanın burası bana da çok yabancı. Çok güzel bir mekan var şu anda gördüğünüz üzere. Şu an böyle bir mekandayız. Orada gördüğünüz üzere lavabo var. Lavaboya gideceğim. Burası biraz bataklık. Herkes hazırlanıyor şu an. Ben hazırlanmıyorum. Nedenini birazdan açıklayacağım size. Ulan çamura baktık. Çok uzun bir yoldan geldik. Yaklaşık 2 saat süren bir yoldan geldik abi. İnanın şu an burası çok güzel. Karadeniz olmama rağmen bana da bayağı yabancı geliyor. Bakalım neler olacak. Saçlarım uzun olduğu için rolümü bir nebze kabullenemedim. Yani olmadım arkadaşlar benden. Dolayısıyla bu sefer oynamayacağız. Belki ilerleyen bölümlerde ne olur bilmem ama. En azından burayı görmüş olduk. Dediğim gibi saçlarım uzun olduğu için role yakışmadım. Böyle bir sıkıntı oldu. Ambiyans çok güzel, insanlar var burada. Farklı bir deneyim benim için. Durum bu. Gerçekten güzel bir ortam var. Bu videoya güzel bir like gelmesini istiyorum arkadaşlar aynı zamanda. Çünkü sizlere çok güzel bir şekilde deneyimlediğim olayları gösteriyorum. Sonrayız film setinde dostlarım. Evet. Biliyorsunuz ki paraşütten atladık. Biliyorsunuz ki ormanda hayata kalma videolarımız var. Ve birçok farklı videolarla karşınızdayım. Ve bugün film setine geldik. Aynı zamanda. Gönül isterdi ki oynamak olsun ama saçımız uzun olduğu için rolümüze bürünemedik. Dolayısıyla yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Video çekiyoruz abi. Burada motivasyon reis olarak sizlere bir nebze olsun kanalımda bu güzel ambiyansı göstermeye çalışıyorum. Sizin için de muhtemelen değişik bir ambiyans. Güzel ve destek ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İşte buralar zamanında benim dizinin arkadaşımız oynayacak. Dizide köylü olarak oynayacaksın. Evet, ben de oynayacaktım. Kabul etmediler arkadaşlar saçımızdan dolayı. Arkadaşımızın saçı uzun diye ama olsun. Evet, sağlık olsun diyoruz. Evet. Selam vermek ister misin? Evet, başka bir köylü arkadaşımız daha var. Selam. Selamlar. Ooo çok obalak yine çıktı suratım bir köylü anda. Köylü şınacı o kadar. Çek teyzemi de çek. Köylü teyze selam YouTube. Motivasyon reis YouTube. YouTube Allah. Selam. Atıyorum internete. At onu. Sorun değil. Beni de çevir kanka. Benim oğlum beni görür orada. Selamun aleyküm. Vermem sen ellere dizisi setine geldik hep beraber. Evet. Vermem sen ellere. Vermem sen ellere köylü karakteri. Evet arkadaşlar. Köylü karakteriyim. Tamam. Ben de kameraman oldum. Dümenden bir kameraman oldum. Aynen. Kardi Galatasaray'da görüşürüz. Tamam. Kardi Galatasaray'da görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz tamam. Arkadaşlar. Ha. Teşekkürler. Evet bay bay. Herkese bay bay. Evet arkadaşlar ambiyans tam olarak böyle. Arkadaşlar arkaya çıkartıyoruz şu anda. Çok uzun zamandır bekliyoruz. Şöyle birazdan çekime gireceğiz ama ben girmeyeceğim tabii. Arkadaşlar girecek. Arada da bazen oyuncuları görüyoruz çünkü oyuncuların zaten hepsi burada. Çekim burada olacağı için.
Hafiften de acıktım dostlar. Şu an bekliyoruz, olaylar olacak. Çekim alanını çekemeyeceğim çünkü bu yasak arkadaşlar. Ama elinden geldiğince size ambiyansı ve o izlediğiniz dizilerin ne gibi ortamlara çekildiğini size anlatmaya çalışıyorum. Durum bu. Size daha önce de bahsetmiştim. Köy yerlerinde videolar çektik ama burası biraz daha farklı, biraz daha yayla tarzı ve gerçekten yüksek bir yere çıktık arkadaşlar bugün. Yaklaşık 2 saat veya 3 saat gibi bir yolculuğumuz vardı. Arkadaşlar yemeğimizi yedik bildiğiniz üzere ve saat şu an 6 olmak üzere ve çekimler şu an itibariyle başlıyor. Ekip arkadaşlarımız diyor gördüğünüz gibi ben bugün almıyorum rol. Ama her şey çok güzeldi, burada insanlarla tanıştık, çok güzel bir ortamımız oldu. Sizlere muhtemelen çekim aranasını göstertemem çünkü bu yasak. Bu zamana kadar güzel gitti. Burası çok yüksek bir akımda arkadaşlar. Henüz hava da soğumaya başlamadı ama muhtemelen biraz geceye kalacağız bugün. Evet. Selamlar. Ne düşünüyorsun kaptan, başkan, Kübra? Başlıyoruz şimdi bakalım. Kendisi ekip lideri, ekip başı evet. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ne diyoruz? Biz çalışmaya diyoruz. Çalışmaya ve bir şey daha unuttun. Abone ol diyeceksin. Abone oluyoruz. Kesinlikle. Bay bay. Durum bu arkadaşlar. Sizlere her detayı anlatacağım. Bugün çok güzel bir gün oluyor. Manzara da aynı zamanda çok güzel. İnsan buradan gidisi gelmiyor ama we gotta work now. Şu an yolculuğumuza çıktık. Evet, ortam çok güzel şu anda. Etrafa gösterdim size biraz. Burada yaylalarda şunu fark ettim arkadaşlar. Biraz böyle Amerika'nın old school havası olur ya böyle bu yüksek tarafları böyle hani old time müzikler falan dinlersiniz. Biraz bu Karadeniz yaylalarında o bir hava var arkadaşlar. Bunu gördüm. Çekimler bitti şu anda. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Hepsi çok iyiydi. Ben de bittim. Çekimler de bitti. Sen de bittin. Yok ben çok bitmedim. Ben zevk aldım. Ama havalar soğumaya başladı. Yavaştan gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Aynen. De iyi bakın. Hoşçakalın. İnsan mesela heyecanlanıyor mu o durumda? Hani yani, çok bir rolünüz olmuyor ama. Tribal enfeksiyona girmedim değil. Ne yanlış yaparsın falan. Anladım. Önemsiyorum yani. Nasıl geçti oyunculuk? Heyecanlandın mı? Yok. Gayet rahat. Gayet profesyonel. Gördüğün gibi gayet rahat. Gayet rahat, gayet evet. Normal, güzel. Bayağı. Peki ne tavsiye edersin gençlere? Gençlere ne tavsiye edersin? Rahat olsunlar, gelsinler setlere çok eğlenceli. Medya güzeldir ya. Ha? Mesela bazı insanlar çok utanır böyle insanla tanışmaya falan. Evet bazıları öyle ama ben seviyorum. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz, kendine bye bye. İyi bak. Harika videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz üzere çok güzel bir macera yaşayarak bugünü sonlandırdım. Şu an biraz düşürmem umurumda bile değil. Gerçekten çok güzel bir anı yaşadık. Sonucunun ne olduğu önemli yok. Önemi yok. Geçmişe dönüp baktığınızda bazı güzel şeyler hatırlamanız gerekiyor. Ve dolayısıyla güzel şeyler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bugün inanılmaz güzel bir gündü benim için. Ünlülerle tanıştık, fotoğraf çekindik, insanlarla tanıştık. Daha önce görmediğim bir olaya tanıklık ettim. Ve bu videoyu sizlere sunabiliyorum. Daha fazla çılgın videolar için. Bakın görürsünüz ne kadar çılgın olduğumuzu. How crazy I am. You can see it clearly. Dolayısıyla çok güzel manzara var arkamda. Görüşmek üzere diyorum. Daha fazlası için beni takip edin dostlarım. Bay bay. Şu an gördüğünüz üzere yolda kaldık arkadaşlar. Evet. Işık kapat. Böyle daha seksi ve güzel oluyor. Tamam. Kanka biz böyle mi duruyoruz? Kanka gel. Ne düşünüyorsun kanka? Bugün bir üstümüze şanssızlık var. Bunu şanssızlık ben sen oldum. Kanka ben onu bunu düşünmüyorum da. Oyuncu sandım adam çaycı çıktı. Valla. Oyuncu olacağım. Topaştan bir farkımız adam oyuncu, yok. Adam oyuncu sandık çaycı çıktı. Evet gençler. Bence abu kız yüzünden bazı şanssızlıklar başımıza geliyor. Niye? Bilmiyorum. Hangi kız? Bunun yeri yok ya. Ne alaka? Kesinlikle arkadaşlar uygunsuz müzik açıyorlar ve bizim psikolojimiz olumsuz yönde ekip çok sağlam. Ben açmadım. Kesinlikle böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Herkes çok iyi. Koymak lazım. Öyle bir şey yok. Evet, arkadaşlar son iyi. Olarak hepinizi vermem senelere setine bekleriz. Evet. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Çok güzel video çektik arkadaşlar. Oradaki dizimize bekleriz. Kesinlikle. Biz yavaş yavaş sürecek. Araba gidiyor lan. Biz yavaş yavaş sürecek de. Neyse bu video çok güzel oldu. Güzel bir like atın, yorum atın dostlar. Sıkmayın canımı. Evet. An itibariyle az önce araba değiştirdik ve bindiğimiz araba da bozuldu. Bu çocuk paklanmış. Dur, ön kamera dön. Bugün üzerimizde bir şanssızlık var ama ben de anlamadım. Neyin ne sanki? İki tane servis birden bozuldu. Allah sonumuzu hayretsin. Kesinlikle. Eve gideceğiz. Bu gidişe gidemeyeceğiz galiba. Bu gidişe gidemeyeceğiz. Sıkıntı durumlar yani. Çok sıkıntı. Gerçekten... Biz neyse de burada arkadaşlar var, bayanlar var. Onlar için sıkıntı yani. Biz insan değil miyiz ama? He? Kanka biz erkeğiz, biz hallederiz. Durumlar ciddi arkadaşlar. Aramızda gerçekten... Vallahi bu gidişi yürüyerek gideceğiz gibimize geliyor. Evet. Bakalım ne olacak. Bitiremedik. Bu da kamera arkası diyelim.
Yapacak bir şey yok. Yani aslında olayı şuraya getirmemiz lazım. Kısacası Allah kerimdir. Güzel gördüğünüz şeylerin arkasında bazen kötü şeyler olabilir değil mi kardeşim? Evet, bak bunu, aynen öyle. Bunu öğrendik mesela şu an. Çok güzel, çok bir, ders güzel bir sözmüş bu. Kesinlikle, evet. Uyuyacağım. Evet. Video burada bitiyor arkadaşlar. İnanılmaz yorucu bir gün geçti bizim için. Son kez selam ver kanka. Görüşmek üzere daha çılgın videolarda. Bay bay. Kanka tamam, çekti uyuyacağım ben. Tamam hadi. Hadi bay bay kanka. Bay bay.